Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen İmeak Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, yat işletmeciliği sektörüyle ilgili müjde verdi. Başkan Orhan Dinç, yabancı bayraklı teknelerin yat işletme belgelerinin bugünden itibaren yenilenmeyeceğine dair karar alındığını duyurdu. Özellikle yabancı bayraklı ticari yatlarda, motor yatlarda, özellikle Bodrum'un yüksek sezonunda haksız rekabet olduğu için kendi Türk bayraklı ticari yatlarımız limanda boş otururken, müşteri beklerken yabancı bayraklı teknelerin her gün yüksek kapasitede çalışmaları hem devletimiz açısından ciddi bir vergi kaybı, hem haksız rekabet, hem de Türk bayraklı ticari yatlarımız açısından da haksız rekabet oluşturduğu için bizler bu konuyu Sayın Bakanımıza hem hayırlı olsuna gittik, hem de bu konuyla ilgili rahatsızlığımızı bildirdik. Sayın Bakanımıza sağ olsun bu konuyla ilgili yakinen ilgilendi ve bu konuyu yıllık, her yıl yabancı bayraklı motor yatlara ticari işletme izni verildiği için kendi kabotajımızda. Bundan sonra bu yabancı bayraklı ticari yatların sözleşmesini yenilemeyelim ve bu konuyla ilgili de haksız rekabeti ortadan kaldıralım diye bir görüşmemiz oldu. Bu bizim sektörümüz açısından Bodrum'daki Türk bayraklı üyelerimizin, ticari işletmesi faaliyet gösteren üyelerimiz için iyi bir gelişme. Çünkü yıllardır çok komik rakamlara, kabin başı $260 gibi komik rakamlara yabancı bayraklı teknelerimiz buralarda ticaret yapıp hem vergi kaybı hem de haksız rekabet oluşturuyordu. Bunu şimdilik bakanımızın söz vermesiyle ortadan kaldırmış bulunuyoruz.